Geldiğinizden beri ilk röportajımız. Evet. 4 maç, 3 galibiyet. Güzel bir seri de yakaladık sayılır. Evet. Bir Menemen mağlubiyeti var. O da kolay bir rakip değildi zaten. Evet. Bugün de 3-0'lık farklı bir skor var. Bir değerlendirmenizi almak istedim. Ya biz bir ay olduk geleli. Yani 30-35 gün. İşte 6. maça çıktık. Yani ilk maç yeni gelmiştik Sivas maçında. İstenileni ortaya koyduk ama ikinci yarı 90 dakika ayakta tutabilme konusunda sıkıntılar vardı. Onları tabii ki oyuncu arkadaşlarla konuşup yavaş yavaş üstüne koya koya buraya kadar getirdik. İnşallah iyi bir ivme kazandırdık takıma. İkinci yarı daha iyi olur diye düşünüyorum. Buca maçında biz Kastamonu maçını seyrettirmiştik Buca'nın. Ondan önceki iki tane Sivas Kupa maçı vardı. Onları da seyrettirmiştik. Buca'ya çıkan rakip eğer durarak oynadığı zaman Buca onu kapatmaya çalışıyor ve istenilen sonucu almaya çalışıyordu. İkinci yarının başı da evet, oldu evet. Aslında. Biraz. Biz ona istenileni vermemeye çalıştık. Daha çok önde basarak, daha çok orta saha hakimiyetini ele geçirerek, öndeki oyuncularımızın da hani yaratıcılıklarını kullanarak sonuçlandırmaya gittik. İlk yarı 1-0 öne geçtikten sonra orta sahada biraz panik yaptık. Yani istenilen o orta saha hakimiyetinde gereksiz acele oynamalar, gereksiz tercih hataları, pas hataları. Tabii ki ilk yarı 1-0 kapattık ama ikinci yarı tekrar toparlanıp tekrar devam ettik. Aynı disiplinde, aynı oyunumuza. Ve farklı. Ve, yani. Evet, sonuç daha da farklı olabilirdi. Dediğim gibi oyuncuların acele etmesi, panik yapması yani bize istediğimiz oyun aslında daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Ya bu grup biraz enteresan oldu. İlk 4 neredeyse koptu. Playoff için evet. Bir 5.lik şansı var sadece. O da çok kolay değil. Hasan Başkan'dan aldığım evet. Hedefi gelecek seneye tutmuş. Bu sezon için ne bekleyeceğiz Etimesgut'tan? Yani bu sezon için ikinci yarı biz iyi bir hazırlık dönemi geçirip ikinci yarıya iyi bir çıkış yakalayarak başlamak istiyoruz. Bizim aslında bu Buca'da aldığımız galibiyet bizim yukarıya tutunma galibiyetimizdi. İkinci yarıda inşallah o çıkışı yakalarsak biz playoff'a doğru yani o hedefi oyuncularımıza anlatmaya çalışıyoruz. Eğer birbirimize inanırsak, takım halinde biz yukarı doğru çıkarma konusunda o performansımızı gösterirsek alınan sonuçlar zaten bizi yukarıda tutacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka. İnşallah. Yani, sakatlıkların düzelmesi, ikinci yarısı takviyeler, farklı bir Etimesgut bizi bekliyor diyebiliriz. İnşallah, inşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.